genç bir erkek kaplan yollarda. Gezgin bir erkek tarafından evinden kovulmuş. Yalnız ve aç halde. Avlanıp hayatta kalmak için uğraşması gerek. Fakat bu krallığa karanlık bir gölge yaklaşıyor. İnsanların kaynak ihtiyacı bu bölgeleri mahvediyor. Zaman ve mekan daralıyor. Bu erkeğin mirasını sürdürmesi için kendine ait bir bölge ve eş bulması gerekiyor. Bu kaplanın adı Kuma. Ve bu onun hikayesi. Hindistan 40'tan fazla kaplan bölgesine ev sahipliği yapar. Ve bizim hikayemizde kaplan ülkesinin tam ortasında başlıyor. Son yağmurlar bundan 4 ay öncesindeydi. Sıcak kuru hava bir grup geyiği kalan son su birikintilerinden birine doğru çekiyor. Dikkatli olmak zorundalar. Bu orman güçlü bir avcının evi. Nadiren görülen ya da duyulan devasa bir canavar. Merhameti pişmanlığı olmadan öldürüyor. Ve bugün karnı aç. Zor zamanlar yaşanıyor ve bu annenin beslemesi gereken yavruları var. Oğlu Kumal 8 aylık ve artık süt emmiyor. Taze et yemesi gerek. Kumal 5 aylık olduğundan beri annesinin avlanışını izliyor. Ve bir gün bunu kendi yapabilecek. O aradaysa kendisi ve kız kardeşi Mitra krallar gibi beslenebilir. Bu geyik aileyi birkaç gün boyunca tok tutacaktır. Bu yaşta Kumal ve Mitra besin konusunda tamamen annelerine bağımlılar. Babaları ise hiç durmadan onları ve bölgesini yabancılara karşı koruyor. Bölgenin ele geçmesi durumunda yeni erkek yavruları öldürüp kendininkilere babalık edebilir. Şimdilik
Bu orman Kumal ve Mitra'nın günlerini önlerindeki tehlikenin farkına varmaksızın mutluluk içinde geçireceği bir oyun alanı. Yaşı geldiğinde Kumal yuvasını terk edip kendi eşini bulmak zorunda. Tıpkı ondan önceki babası gibi sessizlik içinde bir hayat sürecek. Hayatta kalmak için diğer erkeklere meydan okuyacağı zamanlar gelecek. Babasının bölgesinin uzak sınırlarında avlanmakta olan gezgin bir kaplan da var. Khan adındaki büyük erkek kaplan potansiyel bir akşam yemeğini yakalamak üzere. Bu başıboş kaplan kendi bölgesini bulmak için birçok savaş vermiş ve bunu kanıtlayacak yaraları var. 180 kilo ağırlığında olmasına rağmen hızlı, çevik ve amansız bir canlı. Khan avına yaklaşırken keskin koku alma duyusu ağaçların arasından gelen bir başka kokuyu alıyor. Bu insan kokusu. Birçok köy kaplanların alanlarının kıyısında yer alır. Bu küçük tarım topluluğu yaklaşık 300 kişiye ev sahipliği yapıyor. Diğer birçoğu gibi bu köylüler de hayvancılık ve tarımla kıt kanaat geçiniyor. Kaplanlar genelde insan yerleşimlerinden uzak dursa da hızlı ve kolayca yemek yeme fikri Khan'ı cezbediyor. Bu bölgelerin sınırlarında her yıl binlerce büyükbaş hayvan ve bufalo kaplan saldırısına maruz kalıyor. Son dönemde ise köylüler de saldırıların kurbanı olmuş. Bu kaplanların habitatlarını kaybetmelerinden doğan kaçınılmaz bir sonuç. Köylüler korku içinde yaşıyor. Ama yeni topraklar olmadan aileleri hayatta kalamaz. Köylüler Khan'ın sabırla bekleyip etrafı kolaçan ettiği tarlalarda çalışıyor. Khan hayvanlara şimdi saldırırsa fazla dikkat çekeceğinin farkında. Karanlığın basmasını bekleyecek. Kaplan tehdidiyle başa çıkmak için köylüler düzenli olarak geleneksel bir ritüel gerçekleştiriyor. Nesillerdir anlatılan efsaneler var. Bu efsanelerde kaplanların insan etinden hoşlandığını anlatan korkunç hikayeler de var. Kendilerini motive etmek için buna ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzde bile ritüeller geçerliliğini koruyor. Fakat son dönemdeki kaplan saldırıları göz önüne alınınca başka şeylere de ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.
Bir yıl sonra, Han ve köylüler arasındaki bölge kavgası hala sürüyor. Fakat ormanın kalbinde yaşam devam ediyor. Kumal ve Mitra hızla büyüyorlar. Annelerinin dikkatli bakışları altında avlanmayı, izlemeyi ve hayatta kalmayı öğreniyorlar. Bir zamanların oyuncu yavruları şimdi genç yetişkinler oldu. Kumal ve kız kardeşinin annelerinden ayrılma ve kendi bölgelerini bulma zamanları neredeyse geldi. Fakat o zamana dek Kumal yuvasının rahatlığının tadını çıkarıyor. Kız kardeşi Mitra yeteneklerini geliştirirken Kumal uyumayı tercih ediyor. Yine de değişim kapıda. Sıcak rüzgar hızını arttırıyor. Muson gelmek üzere. Yağmurlar ormandaki canlılara, özellikle de Kumal ve Mitra'ya bir rahatlama getirecek. Bunu izleyen haftalarda manzaranın bazı kısımları verimli ormanlara dönüşecek. Hayvanlar yeniden doğuyormuşçasına canlanıyor. Kumal bile ormanı keşfetmeye hevesli. Kız kardeşi bir geyiğin taze kokusunu takip ederken Kumal ormanda amaçsızca geziniyor. Varlığı ise gözlerden kaçmıyor. Langur maymunlarıyla kaplanlar bu ormanı yüzyıllardır paylaşıyor. Ama birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlar. Kaplanların birçok avı bu maymunların kulak tırmalayan sesleri yüzünden mahvolmuştu. Bu uyarı sesleri yüzünden bir kaplan eline fırsat geçtiğinde maymunlardan birini öldürmekten çekinmiyor. Ağaçların yüksek yerlerindeki maymunlar güvende olsa da Kumal'ın her bir hareketini izliyorlar. Bir bekçi uyarı veriyor. Tehlike kapıda. Fakat bu uyarılar Kumal için değil. Yaklaşan bir başka kaplan var. Bu da gezgin erkek, Han. Han kontrolü ele geçirmek için gelmiş. Kumal içgüdüsel olarak saklanıyor ve davetsiz misafirin geçmesini izliyor. Burası onun babasının bölgesi ama babası görünürlerde yok. Kumal bölgeyi ele geçirmek için henüz hazır değil ama saklanacağı bir yer de yok. Ugh.
Kumal hızlıca teslim olup yere yakın duruyor. Ufak bir sıyrıkla kaçabildiği için şanslı. Ama mesaj yeterince açık. Eğer yaşamak istiyorsa burayı terk etmek zorunda. Mitra sadece arkasına yaslanıp genç kardeşinin geri çekildiğini izleyebiliyor. Kumal çalılıkların arasında kayboluyor. Orman yalnızlık çekilen bir yer olabilir. Bir zamanlar parlak ve birçok oyun alanı olan bu yer şimdi karanlık yüzünü gösteriyor. Kumal bilinmeyene doğru giderken garip şekiller ve seslerin yanında meraklı gözler her yerden onu izliyor ve gölgelerin içinde görünüp kayboluyor. Bildiği tek şey bir başka erkeğin bölgesine izinsiz girmiş olabileceği. Kumal'ın onu ormanın kıyısında nelerin beklediğine dair ufacık bir fikri bile yok. Köylüler tarafından görülürse Han'la karıştırılıp oracıkta öldürülebilir. Yapabileceği tek şey dinleneceği ve yaralarını saracağı bir yer bulmak. Elinde yağmurdan başka hiçbir şey yok. Sabah güneşi, sıcak bir karşılama ve iyileştirici sıcaklığıyla Kumal'ı mutlu ediyor ve keşfetmeye heveslendiriyor. Pek bir şey olmayabilir ama midesi boş. Burada hayatta kalması için çocukluğunu üzerinden atıp bir yetişkin olmak zorunda. Avlanması gerekiyor. Orman büyükten küçüğe birçok avın bulunduğu bir yer. Yaban domuzlarından sambar geyiğine, benekli geyik sürülerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Kumal'ın öldürme içgüdüleri tanıdık bir koku aldığında canlanıyor. Geyik kokusu alıyor. Açlık hırsıyla bir aptal gibi sürünün arasına dalıyor. Kumal'ın gizlediği ortadan kalkınca geyikler ormana dağılıyor. Yukarıdan gelen sesler de pek yardımcı olmuyor. Yeniden deniyor. Bu kez yavaşça ve sessizce. Tıpkı annesi ve kız kardeşinin yaptığı gibi avına yaklaşıyor. Bu kez işe yarıyor. Ve Kumal gittikçe daha da yaklaşıyor. Fakat maymunlar bir kez daha avı mahvedince Kumal pes ediyor
ve maymunları oyuncu halleriyle baş başa bırakıyor. Belki gözüne daha ufak bir şey kestirmeli. Firavun faresi mükemmel bir atıştırmalık olur. Ama öncesinde saklanma becerileri üzerinde çalışması gerekebilir. Günler ve geceler boyu Kumal ormanda geziniyor. Açlığın şafağına doğru ilerliyor. Güçsüz ve yorgun halde olduğu yere çöküyor. Şaşırtan bir ses uykusunu bölüyor. Tavus kuşlarının çiftleşme mevsimi. Kumal aşırı bir kur gösterisine şahit olmak üzere. Tavus kuşu herkesin ilgisini çektiğine göre dans başlayabilir. Erkek kuyruğunu ortaya çıkarıp yanar döner gözlerini açığa çıkarıyor. Erkek ne kadar gösterişliyse partnerini elde etme şansı o kadar fazla. Dişiler erkeklerin çalımlarından öylesine etkileniyor ki yakınlardaki aç gözleri fark etmiyorlar. Bu egzotik dansa kilitlenmiş Kumal bile saldırıp saldırmayacağına karar veremiyor. Sonunda tavus kuşlarını kendi hallerine bırakıyor. Ne kadar çok ilerlerse orman o kadar sıklığını kaybediyor. Ağaçlar azaldıkça renkler canlılığını kaybediyor ve kuşlarla maymunların sesleri yok oluyor.
Kumal kısa sürede bölgenin uzak sınırlarına ulaşıyor. Tepenin ardındaki köyden habersiz, olduğu yere yerleşiyor. Şimdi ise daha önce hiç duymadığı sesler duyuyor. İnsan sesleri. Bir grup kadın ormanın kıyısında meyve topluyor. Meraklanan Kumal biraz daha yaklaşıyor. Geri çekilip, oturup izliyor. Bu garip yaratıkların ne olduğundan emin değil. Kadınlardan biri yüzünü döndüğünde Kumal'la karşılaşıyor. Korkuyla kaçışıyorlar. Kumal'ı köylerine korku salan Han'la karıştırdılar. Güçsüz ve çaresiz durumdaki Kumal'ın bir grup öfkeli köylüye karşı hiç şansı yok. Hayatta kalmak için saklanmak zorunda. Köylüler dağılırken Kumal çalılıkların arasına giriyor. Bağırışların ve sopa seslerinin yaklaştığını duyuyor. Köylülerin onu bulması an meselesi. Fakat şansına batan güneş kârını oluyor. Köylüler bir kaplanı gece avlamanın çok tehlikeli olduğunu biliyor. Şimdiden çok fazla kayıp verdiler. Eğer Kumal'ı bulamıyorlarsa saklandığı yerden çıkaracaklar. Köylüler geri çekilip alevlerin yayılmasını bekliyor. Alevler tarlayı kaplıyor. Korkudan donmuş Kumal, alevler yayılırken kapana kısılıyor. Sıcaklık dayanılmaz hale geliyor. Alevlerin arasında bir boşluk görüp birden can havliyle oradan kaçıyor. Kumal karanlığın içinde kaybolurken alevler geceye karışıyor. Kumal hayatta. Yanıkları var. Yorgun ve aç. Ama hayatta. Yeni bir yerde, herhangi bir insan yerleşiminden kilometrelerce uzakta uyanıyor.
görünüşe göre küçük bir cennete rastlamış olabilir. Bu bölge en güzel döneminde, bolca suya sahip ve yaşamla dolu. Korkak ve hantal bir ayı bile su içmek için hareket ediyor. Kumal suya doğru yönelmeden önce hayvanın gitmesini bekliyor. Bölgedeki canlılar Kumal yaklaşırken ona yol veriyor. Başına gelenlerden sonra suyun hoş karşılayan bir havası var. Bu tür bölgeler genellikle güçlü bir kaplan tarafından alınır ve yönetilir. Bu cennet gerçek olamayacak kadar güzel mi? Kumal bir başka erkeğin bölgesine mi giriyor? Şimdilik yalnızmış gibi duruyor ve rahatına bakıyor. Fakat bu huzurlu sessizlik kısa sürede Kumal'ın gurulduyan karnıyla bölünüyor. Beslenmesi gerek ve burası ilk avı için mükemmel bir yer. Yaban domuzları, sambar geyikleri ve benekli geyikler günlerini serin suların etrafında beslenip gezinerek geçiriyor. Avını dikkatle seçiyor. Sürü tam da ulaşabileceği noktada. Bu fırsatın elinden kaçmasına izin veremez. Kumal bildiği her şeyi pratiğe döküyor ve sessizce avına yaklaşıyor. Eğilip bir köşeden öbür köşeye saklanıyor. Her bir adımı amaçlı ve temkinli. Kumal avına yaklaşıyor. Yine başaramadı. İşler umutsuz bir hal alıyor. Belki de önünde başka fırsatlar oluşur. Derken dona kalıyor. Bir başka kaplan gördü. O kadar da yalnız değilmiş.
Dişi kaplan özgüvenle hareket ediyor. Kendi evinde. Adı Latika. Olgun ve doğurgan bir dişi. Kısa bir idrar püskürtmesiyle dişilere bu bölgenin alındığını ve erkeklere de çiftleşmeye hazır olduğunu belirtiyor. Kumal da kendi kokusunu salarak cevaplıyor. Latika kokuyu aldığında bunu kendi kokusuyla kapatacak. Latika sıra dışı bir canlı ve Kumal büyülenmiş durumda. Mesafesini koruyup Latika'nın her hareketini takip ediyor. Dişi kaplan ormana dalarken Kumal arkasından gitmeye karar veriyor. Dikkatli davranması gerektiğinin farkında. Eğer çok çabuk davranırsa ya da yanlış sinyal verirse dişi onu reddedecektir. Burası Latika'nın mıntıkası ve diğer yırtıcılar mesafelerini korumak zorunda. Latika denk gelirse bir leoparı öldürebilir. Ama burada onu meşgul eden daha birçok yırtıcı mevcut. Kumal takip ettikçe Latika'nın yalnız olduğu anlaşılıyor. Ormanda en çok rağbet gören yerlerden birinde yaşıyor olmalı. Fakat bölgede yaşayan erkek nerede? Yoksa yakın zamanda köylülerin ya da avcıların kurbanı mı oldu? Latika onun peşinden gelenin farkında. Ama genç Kumal dişiyi ve bölgeyi elde etmek istediğinin bilincinde. Vazgeçmiyor ve olabildiğince yaklaşıyor. Latika bundan pek hoşnut değil. Kumal bu yeni bölgeyi ele geçirecek. Ama dişi bu yeni erkeğin varlığına şüpheyle yaklaşıyor. Latika izini kaybettiriyor. Kumal suyun kıyısına yaklaştığında ilgisini çeken dişi ortalıkta yok.
Kumal dişiyi ararken suda gezinen karanlık gölgeyi fark edemiyor. Bu ferahlatıcı vaha yaşlı bir avcıya ev sahipliği yapıyor. Bir timsah. Kumal'ın daha önce yakalamaya çalıştığı sürü de suyun kıyısına yaklaşıyor. Hem Kumal hem de timsah sürüden ayrılacak birini bekliyor. Bir geyik sürüden uzaklaştı. Timsah sessizce pozisyon alıyor. İnanılmaz biçimde geyik kurtulmayı başarıyor. Fakat bu kaçırılmış fırsat boşa değil. Geyik kaçmış olabilir ama kötü şekilde yaralanmış. Kaderi kaçınılmaz. Ve Kumal avını gözünün önünden ayırmıyor. Geyik uzun yaşamıyor. Bu timsahın nezaketiyle Kumal'a sunulmuş bir yemek. İlk avını bu şekilde planlamamış olsa bile dilencilerin seçme şansı yoktur. Her ısırık enerjisini, kendine olan güvenini yükseltiyor ve gururlandırıyor. Şimdi çözmesi gereken bir tek problem kaldı. Bir aile. Taze et sayesinde kendine gelen Kumal, partnerini bulmak için yola koyuluyor. Latika, Kumal'ın geleceğinde önemli role sahip. Bu yüzden dişinin onayını almak zorunda. Sonuçta Kumal'ın yavrularını doğurabilir. Kumal dişiyi suyun kenarında görüyor. Latika şu an daha rahatlamış duruyor. Belki de Kumal'ın son şansı. Dişiyi yeniden takip ediyor ve yeni bir koku alıyor. Damağındaki duyu organından havayı kokladığında bu kokudaki gizli mesajı algılıyor. Dişi kızışma döngüsünde ve çiftleşmeye hazır. Kumal, Latika'ya ihtiyacı olan alanı bırakıyor. Ardından Latika yavaşça Kumal'ın yaklaşmasına izin veriyor.
Latika sadece 3 ila 6 gün için çiftleşmeye hazır olacak. Ama Kumal'ın sabırlı olması gerekiyor. Tıpkı tavus kuşları gibi. Bu kaplanların kur yapma ritüelinin bir parçası. Kumal harekete geçiyor. Ama dişi onu durduruyor. Kumal kartlarını doğru oynamaya çalışıyor. Aralarındaki dans sürüyor. Latika erkeğin kurlarını kabul etmeye hazır olduğuna dair belli belirsiz işaretler veriyor. Kumal yuva diyebileceği yeri buldu. Yolculuğu zorluydu. Birçok açıdan yurtsuzdu. Han'la karşılaştı. Bu cennet ülkesine sağ salim gelip partnerini buldu. Şans Kumal ve Latika'nın yanında yer alıyor. Artık 3 sağlıklı yavruları var. En genç yavru Raj, Kumal'ın tek oğlu. Ve bir gün belli yaşa geldiğinde o da kendi yolculuğuna çıkacak.